Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki seçim aracımız Magic Wand Tool. Seçim araçlarımızın içerisinde mouse'umuzun sağ tuşuna tıkladığımızda en altta Magic Wand Tool var. Tıkladığımızda katmanımız seçiliyken tabii ki de katman seçili değilken örneğin şöyle Magic Wand Tool'a ya da herhangi bir şeye girdiğimizde, herhangi bir komuta girdiğimizde mouse'umuzun ucu değişiyor. Yani şu anda seçim yapmadığımızı gösteriyor bu. Layers panelinden katmanımıza tıklayıp istediğimiz katmana. Ondan sonra işlem yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sihirli değneğe benzeyen bir şey ortaya çıktı. Şu anda yukarıda yine klasik olarak yeni seçim, ekleme, çıkartma veya kesişimlerini almak üzere 4 adet seçim modu var. Hemen yan tarafında bulunan sample size kısmını inceleyelim. Point sample tıklayarak mı ya da içerisinde bulunan 3'e 3'lük, 5'e 5'lik, 11'e 11'lik gibi karelerle mi seçim yapayım diyor. Örneğin point sample dediğimizde herhangi bir yere tıkladığımızda tıkladığımız pikselin renk kodu neyse ona benzeyen renk kodlarını seçiyor. Örneğin şu anda etrafı bembeyaz olan ve Photoshop logosu bulunan bir sayfamız var. Beyaz yere bir kere tıkladığımızda şu anda gördüğünüz gibi beyaz kısmın hepsini seçti. Photoshop logosunu seçmedi. Çünkü Photoshop'un içerisinde mavi pikseller var. Fakat burada beyaz pikseller var. CTRL-D ile geri bırakalım bunu. Örneğin Photoshop logosunun içerisinde tıkladığımızda, mavi kısma tıkladığımızda şu anda gördüğünüz gibi sadece mavi kısmı seçti. İçerisinde bulunan açık mavileri seçmedi. Çünkü onların pikselleri farklı. Aynı şekilde CTRL-D ile bıraktık. P'nin içerisinde tıkladığımızda şu anda P'yi seçti. Veya S'ye tıkladığımızda S'yi seçer. Ekleme çıkartma yapabiliriz. Örneğin S seçiliyken ben P'yi de seçmek istiyorum. Shift tuşuna basılı tutup mouse'umuzun sol tuşuna tıkladığımızda şu anda gördüğünüz gibi hem P'yi hem S'yi seçmiş oldu. CTRL-D ile bıraktık. Tolerans kısmını yeri geldikçe değiştiriyoruz. Bazı yerlerde biraz daha böyle ince seçimler yapmak istediğimizde tolerans kısmını azaltıyoruz. Biraz daha büyük seçimler yapmak istediğimizde tolerans kısmını arttırıyoruz. Magic Wand Tool bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.